Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Canon 250D fotoğraf makinesinin incelemesini ve kutu açılımını yapacağız. Cihazımız Canon da fiyat performans ürünü cihazlardan bir tanesi. Bugün bu cihazın kutu açılımını yaparken incelemesini de yapacağız. Aynı zamanda rakipleri olan diğer modellerle karşılaştıracağız. Ki zaten şöyle ekranda birkaç tane model açtım. Şu ekranımda kendinin üstün olan makine. Bu ekranda ise biraz daha uygun fiyatlı olan makinelerle karşılaştırması var. Oradan bazı notlara bakarak anlatacağım. Cihazımız bu. Biz ağırlıklı olarak fotoğraf çekimi için kullanacağız. Video çekimleri için değil de biraz daha fotoğraf çekimleri için kullanacağız. Video çekimlerimiz için zaten genellikle GoPro kullanıyoruz. Hadi kutu açılımına sizlerle birlikte başlayalım o zaman. Güzel bir cihaz. Canon'un 200D'nin bir üstü diye düşünebilirsiniz. Eğer bir 200D'niz varsa 250D almanıza çok da gerek yok aslında. Benzer özelliklere sahip. Aralarında çok büyük fiyat farkı varsa 200D'de alabilirsiniz. Biz ileri dönük 4K videolar çekebileceğimiz için bunu tercih ettik. Bu makineye biz ilk baktığımızda dolar kuru 17-18 liralardaydı. O yüzden fiyatı ilk böyle yüksekti biraz, 15 liralardı. Şimdi dolar kuru 13.5'a gerilediği için biz bunu 7.800 lira gibi bir fiyatı almıştık. Şu an 8.000-8.200 gibi bir fiyatı var. Ha, diyeceksiniz ki bu makinelere bu kadar pahalı. Fakat bakıldığı zaman çoğu fotoğrafçı buna giriş seviyesindeki bir fotoğraf makinesi diyor. Ben giriş seviyesinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Biz bu makineyi tam 7.325 TL'ye aldık. Şu anki fiyatı dediğim gibi 8.000 liraya yakın. Yaklaşık fiyatı 700-800 lira artmış biz aldıktan sonra. Dediğim gibi giriş seviyesi makineler diyen var. Gerçekten hani model olarak bakıldığı zaman giriş seviyesinde ama çoğu işinizi sizi görecektir. Hani başlangıç olarak fotoğraf makineniz yoktur hiç. Telefonunuzdan çekimler yapıyorsunuzdur. Bu makineyi aldığınız zaman telefonla çekim yapmak istemeyeceksiniz. Makineler ucuz aslında ama Türkiye'de dolar kuru yüksek olduğu için bize pahalı geliyor. Bu makineyle birlikte pil performansı iki katına çıkartılmış. Şöyle kullanma kılavuzu var. Driverların olduğu bir CD hem de kullanma kılavuzu. Şöyle garanti belgesi var ürünün. Burada kutusunu da zaten birkaç ay saklayın, atmayın hemen. Yine içinden Canon'un yazılımları ile ilgili ve telefonda Google Play ve App Store uygulaması ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir kağıt var. Makinemizin bizim lensiyle beraber aldık biz. İçinde bir de lens var. Şu şekilde makinemiz doğrudan cep telefonu gibi USB ile şarj olmuyor. Bu şekilde bir şarj ünitesi var makine şarjör diye. Bununla pilini şarj edebiliyorsunuz makinenin. Şöyle başka içinden deliğimiz var. Merceğimiz çıkıyor. Mercek koruması aldık bize biz. 70 lira ile 100 lira arasında satılan böyle bir şey var. Mercek koruması var. Yani bunu da aldık. Koruma için aldık. Bunu da kenara koyalım. Şöyle şarj ünitesinin de şöyle ara kablosu var. Şu şekilde. Bunu da birazdan göstereyim. Merceğimizi de kenara koyalım. Onun dışında telefonumuz fotoğraf makinemizin gövdesi. Hemen şöyle çıkartalım. Gövdesi şık bir tasarıma sahip. Zaten dünyanın en hafif DSLR makinesi olarak geçiyor. Pil performansını iki katına çıkarmışlar arkadaşlar makinemizin. Şöyle de bir askı aparatı var. Ve içinden çıkan bir de ne var? Şöyle bir poşet. Biz bunu daha önce açmıştık. Kutusuna geri koyduk size göstereceğiz diye. Bakıldığı zaman kutu içeriğinden makinenin gövdesi, makinenin lensi, şöyle şarj ünitesi ara kablosuyla beraber ve bir askı aparatı. Başka da içinden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Ekstra olarak biz neler aldık? Bizim ekstra olarak aldığımız şöyle bir 128 GB'lık micro SD kart aldık ve 4K Class 10 diye geçiyor. Biz bunu biraz daha kaliteli olan bir şey tercih ettik ki Samsung markasını. İçine görüntü attığı zaman hani okuma yazma hızlarında bir problem olmasın, görüntüde donma vesaire olmasın diye. Aynı zamanda bir de şöyle koruyucu filtresini aldık, ekran koruyucu camını. Şimdi gelelim cihazımızın özelliklerine değinmeye. Makine dediğim gibi Türkiye'de çok ucuz değil. Bizim hani para birimimiz dolar karşısında değer kaybettiği için o yüzden pahalı geliyor bu tarz makineler bize. Bunun dışında baktığımız zaman Digic 8 işlemciye sahip ve 4K çekimler yapabiliyor, video çekimleri. 4K fotoğraf çekimi de yapıyor. Fakat 200D'ye göre 4K video çekimi de yapabiliyor. O yüzden ileri dönük olsun diye biz ne yaptık? Gittik arkadaşlar. 250D'yi tercih ettik. 200D'de tercih edebilirdik. Giriş seviyesinde aslında ilk alacağımız makine 200D'di. Sonra biraz bütçe artırıp 250D'yi tercih yaptık. Çünkü dedik hani alıyorken daha güncel bir makine alalım ama aralarında çok büyük fark yok. Pil performansı bunda iki katına çıkartılmış. Mesela bir gün boyunca bir aktiviteniz var ki bizim bu tarz işlerde ihtiyacımızı görecek bir makine. Bazı aktivitelerimiz uzun sürüyor. Gün boyu süren aktivitelerde hani hiç şarj gerekmeden, tekrardan pili defalarda şarj etmeden kullanabileceğimiz bir makine olduğu için bunu tercih ettik.
Gece çekimleri güzel. Gece çekimlerinin örneklerinde başka bir videoda paylaşırım size. Hem gece fotoğraf çekimi hem video çekimiyle ilgili. Bunun dışında flash manuel olarak açılıyor. Üstünde bir flashımız var ve bunu manuel olarak açmamız gerekiyor. Hani flashımızı şurada şöyle kaldırayım. Bunda normalde 207'de otomatik flash varken bunda manuel'e geçirmişler. Makinede mikrofon girişi bulunmakta. Hatta şöyle bir önceydi. Makineyi elimize aldığımız zaman sağ tarafa bakalım. Burada HDMI ve mikro SD girişi var. Şöyle kapalı bir şekilde geliyor. Yağmurdan toz eklenmesin diye. Bakın mikro HDMI çıkış bu aslında. Out yani giriş değil. Buna bir ekran bağlayamazsınız. Buradan ekrana çıkış alırsınız. Burada ne var? Mikro SD bir girişimiz var. Buradan şarj edilmiyor. Veri aktarımı için kullanılıyor. Pili çıkarmamız gerekiyor şarj için. Makineyi elimize aldığımız zaman fotoğraf çekim için. Sol tarafında ise ne var? Bakın şöyle bir kumanda girişi. Bunu kumanda bağlayabiliyorsunuz zaten kontrol için. Ve mikrofon girişimiz bulunmakta. Onun dışında arka tarafı çevirdiğimiz zaman şöyle bir açılır dokunmatik odaklama yapabildiğimiz bir ekran var. Bu ekranın özelliği şu şekilde bakın. Mesela aşağı doğru çekim yapacağınız zaman bu şekilde tutabiliyorsunuz. Hani şöyle yeri çekeceğiniz zaman makinenin şu şekilde ekranını hareket ettirebiliyorsunuz. Veya aşağı baktırabiliyorsunuz. Kendinizi çektireceksiniz. Hani bir vlog yapacaksınız. Şu şekilde ekranı kendinize doğru çevirebiliyorsunuz. Bu özellikleri güzel. Ekran hani bu şekilde de dönebiliyor. Kapatabiliyorsunuz. Şöyle kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında arka tarafında ne var? Kullandığımız tuşlar işte. Bunlar zaten makinenin kullanımıyla ilgili hiç bilgi sahibi olmayan arkadaşlar varsa bir kısa bir video yaparım. Bunun dışında üst tarafa baktığınız zaman şuradaki fonksiyonel tuşlar biraz daha azaltılmış. Makinenin kullanım kolaylığı olmuş aslında bu. Şuradaki çemberdeki kısımda. Onun dışında 200D'den 250D'ye geçmek için çok da bir sebebiniz yok aslında. Baktığınız zaman flash manuel olmuş. 4K video çekim özelliği gelmiş. 4K video çekerken de 25 FPS çekiyor. Dual piksel denilen bir özellik var ki kutusunun üstünde de şöyle bazı özellikler var. Şimdi bunların hepsine değineceğim. Şöyle 24 megapiksel CMOS diyor. ISO vermiş. Fotoğrafta ve videoda ISO olarak farklı. Dual piksel netleme özelliği var. 4K çekim ve şu şekilde dönen ekran Wi-Fi ve Bluetooth özelliği olduğu kutunun üstünden gösteriyor. Yani temel özellikleri bunlar cihazımızın. Üzerinde bir lensle geliyor. Bakın şu lens 18-55 mm arasındaki lens. Standart en çok kullanılan lenslerden bir tanesi. Bunun yanında dediğimiz gibi otomatik şu ekrandan dokunduğunuz zaman ister fotoğraf çekin, ister video çekin, ister odaklama yapın. Yani bu dokunmatik bir ekran. Odaklama da yapabiliyorsunuz tıklayarak. LCD ekran. Wi-Fi ve Bluetooth özelliği var. Gözden netleme özelliği gelmiş bu makinede. Normalde 200D'de yoktu. Yani siz bir video çekiyorsunuz. Göze odaklanıp gözden netleme yapan bir özelliği var arkadaşlar. Bunun dışında baktığımız zaman gövde özelliklerinde 200D'de bakıldığı zaman hafiflik olarak arada 1 gram var. Yani bu çok düşük bir ağırlık 1 gram. Fakat hani 1 gram da olsa diğer makine 250 hani diğer makinenin ağırlığı 250 gramdı. Bunda 249'a çekmişler. Dünyanın en hafif DSLR makinesi olmuş. Gövde özelliklerinde üstte bakın şu tekerlek biraz daha kullanışlı. Yan taraflarındaki tutma kısmı da biraz ergonomiyi arttırmış aslında. Şu elde hani fotoğraf çekerken ergonomik bir tasarım vermişler buna. Mod tekerleği biraz daha sadeleştirilmiş. Şu mod tekerleği vardı ya daha az çekim modu eklenmiş. Flash manuel olarak açıp kapanıyor bundan bahsettik. Sol tarafında sağ tarafında neler var? Arka tarafında neler var? Bunları gördük. Sensör olarak 1.6 APS-C çarpanlı CMOS sensör kullanılmış. DIGIC 8 işlemci kullanılmış arkadaşlar. Bu da normalde DIGIC 7 idi 200D'de. İşlemci biraz daha güçlenmiş diyebilirim. İşlemcinin güçlenmesi makine hızını ve veri akışını arttırmış. DIGIC 8'de bu işlemcinin güçlenmesiyle ISO performansı da artmış. Saniyede 5 kare fotoğraf çekebiliyorsunuz bu makineyle. Aynı zamanda makinenin arka tarafına baktığınız zaman hani gayet güzel bir tasarım. Dönen ekranın olması güzel, zarif bir ekran olmuş. Dokunmatik ile netleme fotoğraf çekme özelliği var. Dual piksel özelliği sayesinde otomatik odaklama var yani. Otomatik odaklama özelliği var cihazda. Şu ekranın bir kere dönmesi benim hoşuma gidiyor ve ekranın dokunmatik olması da çok hoşuma gidiyor. Videoda 4K çekimler yapabiliyorsunuz fakat 25 FPS diğer makineye göre artmış. Neden? Çünkü işlemcisi biraz daha güçlenmiş. Harici mikrofon özelliği bulunması güzel. Hani diyelim bir vlog çekeceksiniz. Harici mikrofon buna bağlayabiliyorsunuz ki mikrofon girişimizde şöyle ben de odaklama yapayım. Ben de telefondan çekiyorum, otomatik odaklama yok. Bu şekilde mikrofonu da bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında 4K time lapse özelliği var. Yani hızlandırılmış çekim time lapse özelliğini de kullanabilirsiniz.
Yani atıyorum bir yere çekiyorsunuz böyle. 5 dakikalık çekimi 1 dakikada paylaşabiliyorsunuz. Hızlandırarak çekim özelliği var. Time limit özelliği çoğu yerde işe yarayan bir özellik. Özellikle projelerde vesaire. Üstünde gelen lens, bahsettiğim gibi lensimiz 18 ile 55 milimetre arasında. Bu lensle gayet iyi işler başarabilirsiniz. Makine, canavar diyebiliriz. İkisinin arasında kaldınız. Mesela farklı makineler var. 850D var, 800D var. 800D'ye mesela epey de karşılaştırıyorsunuz. 800D makinesi 200D'nin de 250D'nin de altında görünüyor. Fiyat olarak bir tık daha pahalı 800D, ama ikisinin arasında kalsaydım mesela 800D ile 800D'yi tercih edebilirdim. Fakat 250D'nin puanı biraz daha yüksek ve fiyatı daha uygun diye 250D'yi tercih ettim. Hatta bütçem biraz daha az olsaydı 200D'yi de alabilirdim. 200D biraz daha eski bir makine. 2017 yılında üretilmiş. Fakat baktığınız zaman Canon makinelerde bazen 10 yıllık makineler bile yeni çıkan makinelerden daha güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ha, 800D mi 250D mi derseniz 800D'yi tercih ederdim ben muhtemelen. 70D mi 250D mi derseniz 70D değil de 250D'yi tercih ederdim. Hani Nikon'un fotoğraf makinesi var 5600 diye. Nikon yerine 250D'yi tercih ettik biz. Canon, Nikon iyi makineler. Fakat ben fotoğrafta Canon'u seviyorum. Sevdiğim bir marka. 50 M50 cihazı var. Veya Nikon'un 3500 cihazı var. Yine ikisi üçünün arasında kalsaydım yine 250D'yi tercih ederdim ki 250D'yi aldık biz de. 2000D var, bir de 4000D var. Bunların arasında kesinlikle 200D derim. Çünkü 2000D biraz daha alt bir makine diyebiliriz. USB'den şarj edilmiyor. Bunu sormuş bazı arkadaşlar. Bu aralarında çok fark yok aslında. 250 250D arasında. Fakat burada dediğim gibi şu üst dizaynında biraz farklılıklar var. Video çekim işlemcisinde biraz farklılık var. Yeni nesil bir cihaz. Üst kısım dizaynı biraz tuşların yeri falan ufaktan değişmiş. Şu dediğim gibi mod tuşu biraz daha sadeleştirilmiş. Bunun dışında ergonomi arttırılmış. Yan taraflarından, sağ tarafından, sol tarafından, arkasından bahsettik. Dünyanın en hafif DSLR makinesi olarak geçiyor. 450 gramdan 200'e 449 grama düşürülmüş. Yani hafif, güzel bir makine kullanabileceğiniz. Yani uzun süre bir yanınıza taşıyacaksınız. Kolaylık sağlar. Yeni başlayanlar için 250'de, 200'de, 4000'de, 2000'de, 800'de, 1300'de ve 750'de makinelerini tavsiye edebilirim. Fotoğraf tutkunları için 90D, 6D, 6D Mark II var. 7D Mark II var. 77D var. Bunlara bakabilirsiniz fotoğraf tutkunları. Profesyonel makinelere geçtiğimiz zaman da 1D, 5D veya 5DS diye makineler var. Yani makinenin önündeki EOS var ya, EOS 250 de EOS 4000 diyorsunuz. Makinenin oradaki sayı düştükçe aslında makineler biraz daha ne oluyor? Profesyonelleşiyor diyebiliriz. Hani 4000'de 250D'den daha kötü bir makine diyebiliriz. Veya 2000'de 250D'ye göre hem daha ucuz hem daha özellikleri az. Mesela 90D'nin özelliği biraz daha fazla. 77D'nin özelliği biraz daha fazla. Yani mevcutta 250D makineniz varsa bu cihaz gayet yeterli bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Makul bir seviyede. 200D veya 250D fotoğrafçılığa yeni başlayan arkadaşlar için kesinlikle tavsiyem budur. Ekipmanlara step alıp ilerleyebilirsiniz. Yani adım adım. Çünkü doyum noktasına ulaştıktan sonra ekipman konusunda da hani bunları değiştirmek isteyeceksiniz. Belli bir noktadan sonra ne var? Giriş seviyesinde cihazlar demeyelim ama hani uygun fiyatlı cihazlar diyelim bunlara. 250D gibi makinelere. 800D de aslında bunlara dahil. 750D de buna dahil. Step ilerlerseniz ilerleyen zamanda ya şunu ne söyleyeyim. Zaten bunları kullandıktan sonra fotoğraf makineniz olmadan cep telefonunda da pek çekim yapmak istemeyeceksiniz. Lensi de takalım. Lensin ucuna taktıktan sonra da gösterelim size. Şöyle koyayım. Şunda bir kapağı var, açıyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Kullanımı ile ilgili zaten şu arkadaşımız elini aldığı zaman direkt kullanmaya başlayacak. Şurada bir düğmesi var. Lens çıkarmak için bunu kullanıyorsunuz. Öbür türlü çıkmaz. Bakın şu düğme. Geri takalım. Açma kapama tuşu, fotoğraf çekme tuşu vesaire. Bunların hepsini kullandıkça zaten şurada eliniz alışacak birkaç şey var. Mod bunları da deneme yanılma yoluyla artık şey yaparsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına sorabilirsiniz. Hatta bunlarla ilgili sorabileceğiniz birçok soruyu videonun içine yanıtlamaya çalıştım. Güzel bir cihaz. Hani fiyat anlamında fiyat performans cihazlarından bir tanesi. Canon dediğim gibi sevdiğim makinelerden bir tanesi. İçinden hani böyle SD kart çıkmıyor. Onu da alırsanız iyi olur. Pil kısmını anlatmamıştım bir tek. Onu da göstereyim. Pil çıkardıktan sonra şarj ediyorsunuz. Aynı zamanda burada bir adet micro SD girişimiz de burada arkada bulunmakta, bakın. Şu şekilde micro SD değil de
aparatıyla birlikte takıyoruz buraya. Şuraya bastığınızda pil çıkıyor. Pilini şarj ediyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. İçinde 10.040 mAh'lik bir pil bulunmakta. Hatta bununla ilgili bazı şeylerde kaç tane fotoğraf çekiyor, kaç dakika şey yapıyor onu da söyleyeyim. Cihazı alırken dikkat etmeniz gereken temel özellikler var. Etkin piksel, optik zoom, dijital zoom, wifi özelliği var mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Genel özellik olarak sensör önemli. Sensör tipi CMOS, dijital şey var, görüntü işlemcisi var. Pozlama çekimleri vesaire bunlar önemli alırken. Bunun dışında hani sürekli çekim olarak saniyede 5 kare çekiyor. Mesela 850D'ye baktığınız zaman 7.5 kareye kadar çıkıyor bu saniyedeki çektiği fotoğraf. Flash önemli. Otomatik flash değil, manuel flash bulunmakta cihazımızda. Bunun yanında flash açması kapanması, normalde otomatik flash çekim modu var. Manuel açıyorsunuz sadece. Ekran tipi önemli. LCD 3 inçlik bir ekranı bulunmakta. Bunun yanında arkadaşlar AZM video çözünürlüğü olarak dahili hafızası yok. Hafıza kartı temin etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu makine pil ömrü olarak fotoğraf sayısı hani 1070 tane fotoğraf çekebiliyorsunuz pil ömrü o kadar. 720 dakika video çekme özelliğine sahip. Fotoğraf sayısı biraz daha artmış. Genişlik, gövde uzunlukları vesaire buna değinmeyeceğim. Gramajı zaten 449 gram yani 450 gram bir gramajı var. Bunun yanında DSLR makine, Type-C, HDMI, Micro Mini bulunmakta. 2019'da duyurulan bir makine, yani çok eski bir makine değil fakat dediğim gibi hani makinenin kaç yılında üretildiği değil, kalitesi önemli. Çok eskiden üretilmiş makinelerde gayet kaliteli olabiliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi sormak istediğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.